Efendim Ege TV ekranlarından Antalya Demre'den herkese huzurlu sağlıklı günler diliyoruz. Bugünkü Kocatepe'den Bakış Atlı programımızın konuğu Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Genetik Bilimleri Öğretim Görevlisi Doktor Melike Ataseven Kulalı hocamız ve gazeteci dostum arkadaşım Ömer Mazi Beyler. Sevgili hocam, sevgili Mazi, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Efendim malumunuz bu hafta Down sendromu çocuklarımızın farkındalık haftası. Sevgili hocam, yayınımıza başlamadan önce kısaca sizi bir tanıyalım. Kendinizden bahsedin. Sonra yavaş yavaş programımıza başlayalım istiyorum. Buyurun lütfen. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde çocuk genetik uzmanı olarak çalışmaktayım. Bu hafta bildiğimiz gibi 21 Mart Down sendromlar günü kabul ediliyor. Onun haftasını da Down sendromlar haftası olarak anıyoruz. Onunla ilgili elimden geldiğince bilgi vermeye çalışacağım. Peki çok teşekkür ediyoruz sevgili hocam. Hocam isterseniz yavaş yavaş sorularımıza geçelim istiyorum. Down sendromu nedir hocam? Sıklığı ne kadardır? Bununla başlayalım, buyurun. Down sendromu 21. kromozomun trizomisi, diğer adıyla trizomi 21 de deniyor. Normalde hepimizde 21. kromozom 2 tane bulunuyor ama bunun 3 tane bulunması, fazladan bir 21. kromozomun bulunması bir kromozomal bozukluk, bir genetik bozukluk. Orta derece mental retardasyonun ya da zeka geriliğinin en sık sebebi. Tüm zeka gerilikleri arasında da %10'luk kısmı oluşturuyor. Sıklığı ise 700-800 canlı doğumda bir olarak görülüyor. Oldukça sık görüyoruz. Erkeklerde bir miktar daha fazla. %57, %43 gibi erkeklerde bir miktar daha fazla görülüyor. Teşekkür ediyorum sevgili hocam. Ömer Bey, buyurun. Şimdi hoş geldiniz sayın hocam programımıza. Down sendromlu nasıl tespit ediliyor? Bunun için ilk yani herhalde birçok şeyde erken teşhis, erken farkına varmak önemlidir ama evet. Bu işte nedir bunun? Erken bilgisi olsa ailelerin ne yapabilirler? Down sendromu aynı zamanda bir hastalık olarak da kabul edilmiyor. Aslında farklı bir durum. Bundan bir başlayalım, ona göre sorularımızı devam ettiririz. Yani bunu iki gruba ayırabiliriz aslında. Bir gebelik öncesi dönem, bir de gebelikten sonra, çocuk doğduktan sonraki dönem. Gebelik öncesinde biliyoruz belli tarama testleri yapılıyor gebelere. Kili tarama, dörtlü tarama gibi. O tarama testlerinde risk artışı ya da işte prenatal dönemde yapılan ultrasonda çeşitli bozuklukların görülmesi, saptanması, Down sendromu açısından uyarıcı olan, bunlar Down sendromu riskini ya da başka bir trizomi riskini düşündürebilir ve böylelikle aileye, gebeye prenatal tanı önerilebilir. Yani gebeliğin haftasına göre uygun örneklemle fetüsün hücreleri elde edilip bu hücrelerin kromozom yapısı incelenerek kesin tanı kromozom incelemesiyle konulabiliyor. Yeni doğan bir bebekte ise ya da işte doğumdan sonra herhangi bir yaşta tipik klinik özellikler bizi kuvvetle düşündürtüyor Down sendromunu. Tipik yüz özellikleri var, işte çekik göz gibi, basık bir burun kökü, gözlerin birbirinden uzak olma durumu, küçük, düşük yerleşimli kulaklar, küçük bir ağız, ağza göre görece bir büyük dilin olması, kısa bir boyun, elinde yatay bir çizginin olması, ayağında bir ve ikinci parmakları arasında bir boşluk, sandal get dediğimiz bir boşluğun olması, bu tarz ve bu örnekleri çoğaltabilirim, sayabileceğim klinik özelliklerden dolayı Down sendromunu düşündürtüyor. Özellikle yeni doğan döneminde hipotoni dediğimiz... Peki hocam şunu sormak isterim. Pardon, ses gelmedi. Evet, gelmedi çünkü internette sorunu var sanırım. Siz devam edin hocam, kaldığınız yerden.
Yeni doğan döneminde kas gevşekliğinin neden olduğu o hipotoni dediğimiz tıbbi adı hipotoni, kas gevşekliği yeni doğan döneminde özellikle şüphelenmemiz gerekiyor. Yine entelektüel olarak geri olan çocuklarda şüpheleniyoruz. Yine kesin tanıyı kromozom analizi yaparak çocuktan alınan kanda kromozomlar inceleniyor ve 21. kromozomun 3 tane olduğunu gözümüzde görerek bu şekilde koyuyoruz. Mutlaka yani klinik özellikleri mutlaka kromozom analiziyle doğrulamamız gerekiyor. Şimdi özellikle tabii hocam sesim alabiliyor musunuz? Sevgili Mazi, sesim geliyor mu size? Geliyor, şu anda geliyor. Gelmiyor. Tabii şimdi Ömer Bey sesimi alabiliyor musunuz? Kısık kısık geliyor. Alıyoruz diyoruz ama sonra sen alamıyorsun. Gelmiyor. Sen soru soracaksan ona göre, yoksa ben devam edeyim. Hayır, ben şunu sormak istiyorum hocama. Yani Down sendromu için risk faktörleri nelerdir hocam? Bundan bahseder miyiz? Evet. Down sendromu için bilinen risk faktörleri en önemlisi ileri anne yaşı. 35 yaş ve üzeri gebeliklerde Down sendromu riski artıyor. 20 yaşlar civarında bir gebede Down sendromu olma riski 1500'de 1 iken bu yaş 43 yaşında 50'de 1'e yükseliyor. Fakat şunu da unutmamalıyız ki bizim Down sendromlu çocuklarımızın %70 kadarının annesi 30 yaşın altında. Genç yaşlarda doğurganlık oranı fazla olduğu için biz her yaş grubunda annenin Down sendromlu bebeğini görebiliyoruz. Bunun dışında folik asit metabolizmasında meydana gelen bazı genetik bozuklukların da kromozomlar oluşurken ayrışmamaya neden olduğunu iddia eden çalışmalar var. Kısaca iki tane risk faktörü var diyebiliriz. İleri anne yaşı ve folik asit metabolizma bozuklukları. Bildiğimiz bunlar. Şimdi bu mesela Antalya bölgesinde, şimdi Faruk Bey Antalya'da olduğu için Akdeniz anemisi çok sık gözüküyordu ve anemi hastaları çok fazlaydı. Bu nedenle de Akdeniz Üniversitesi'ndeki bir doçent Duran Canatan Hoca kendini hakikaten bu işe adamıştı ve Akdeniz anemisi konusunda mesela evlilik öncesinde mutlaka kan testi yapılması zorunlu hale getirilmişti. Onun sayesinde belki de Türkiye'nin tamamında şu anda uygulanıyor. Bu yeni evlenen çiftler çocuk yapmaya karar verdiklerinde böyle bir testle genetik harita çıkartılabilir mi? Çocuklarda olası rahatsızlıklar tespit edilebilir mi? Şöyle, şimdi Down sendromu için evlilik, yani bebek olmadan önce anne babaya bir test yapma gibi rutin bir uygulama yok. Yalnız Down sendromunun kendi içinde tipleri var. %4 oranında gördüğümüz translokasyon tipi Down, yani üçüncü olan 21. kromozom gidiyor, 5 tane kromozomumuz var. Bunlardan birine yapışıyor. Sıklıkla da 14. kromozoma yapışıyor. Çocukta eğer Down sendromlu bir çocuğu olduysa ve translokasyon tipi Down diyorsak biz bu çocuğa, mutlaka anne babanın kromozom analizi inceleniyor. Çocukta bu duruma neden olabilecek anne babada bir kromozomal düzensizlik var mı diye. Kendilerinde bir problem oluşturmuyor ama sperm hücresi ya da yumurta hücresi oluştururken çocuklarında Down sendromu olabilecek şekilde gamet hücreleri oluşumuna neden oluyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bir ailenin translokasyon tipi Down sendromlu çocuğu varsa aileye mutlaka anne babaya bakıyoruz. Bir dahaki gebelikler için bunun önlemi alınabiliyor. Onun dışında rutin bakılması diye bir şey uygulama yok. Eğer aile kendi isteğiyle kromozom analizi yaptırmak isterse yaptırabilir. Peki, bu kadın dönemde de yaptırabilir. Bu aile geçmişinden, aile hikayesinden, geçmişten işte başka dedesinden ailenin diğer geçmiş şeyine bakıldığında şöyle, ailede eğer Down sendromlu birey varsa bu ailede tekrar Down sendromlu birey olma riski açısından diğer toplumdaki bireylere göre bir miktar artmış risk var. O yüzden prenatal dönemde anne gebeyken uygun örnekleme yapılıp kromozom analizi yapılabilir. Ama ailede yoksa rutinde bir uygulama yok. Ailede Down sendromu translokasyon tipi değil, diğer tipler olduğunda da riski çok arttırmıyor. %1 kadar risk olma riski var. Yani evet.
Evet Faruk Bey, var mı size bir Evet, soru? hocam peki gebelikte tanı koymak mümkün müdür? Yani çocuğun sağlıklı mı, Down sendromlu mu olduğunu Evet, anlayabiliyor muyuz? koymak mümkün. Şu şekilde, az önce de biraz bahsettim. Yani tarama testlerinde risk artışı saptanması ya da fetal ultrasonografi bulgularında böyle Down sendromu düşündürecek bozuklukların saptanması durumunda gebeliğin haftasına göre uygun örnek alınıyor. İşte erken aşamalarda koriyomvirüs dediğimiz örnekten alınıyor. Biraz daha ileri 14-16. Haftalarda amniyosentez yapılıyor. Ya da işte daha ileride ise kordosentez gibi örnek alınıp oradan çocuğun hücreleri üretilip oradan kromozomlarına bakılabiliyor. Ve kromozom analiziyle çocuk daha doğmadan Down sendromu mu değil mi anlaşılabiliyor. Bu klasik sitogenetik analiz diyoruz biz buna. Bu biraz zaman alan bir yöntem. Bebeğin hücrelerini üretmek, işlemden geçirmek biraz uzun süre, 2 aya yakın bir süre sürüyor. Bu sırada da tabii gebelik ilerlemiş oluyor. Bunu daha kısa sürede 3-5 günde saptayan işte QF-PCR ya da işte FISH, interfaz FISH dediğimiz yöntemler var. Başka takım bir takım metotlarla da daha kısa sürede trizomi 21 var mı yok mu onun tanısını koyabiliyoruz gebelikte. Peki hocam, şimdi bebek oldu. İşte bu bahsettiğiniz, az önce bahsettiğiniz özellikler çocuklarda görülmeye başladı, hissediliyor artık, anlaşılıcı. Aileler bu andan itibaren ne yapmalı? Korkmalı mı, panik mi olmalı, yoksa kendine bir yol haritası çizip teşekkür ediyorum hocam. Ömer Bey buyurun. Down sendromlu bir çocukla nasıl yaşayabileceklerini öğrenmesi için ne yapması lazım? Evet, aileler aslında hani çok panik olmaması gerekiyor ama bu elde olan bir şey değil. İlk başta bir şokla karşılaşıyor aile, sonra çocuğunu kabulleniyor ve daha rahat bir süreç beraber geçiriyoruz. Mutlaka ki bir çocuk genetik ya da tıbbi genetik uzmanına hani bulunduğu yerde hangisine ulaşabiliyorsa başvurması gerekir. Öncelikle çocuğun değerlendirilmesi gerekiyor. Belli açılardan takip edilmesi gerekiyor bu çocukların. Özellikle yeni doğan döneminde, süt çocukluğu döneminde kas gevşekliği olduğu için erken dönemde fizyoterapi başlanması lazım. 2 ay gibi erken dönemde başlıyoruz bunu. Ne kadar erken dönemde fizik tedavi başlanırsa yaşıtlarını yakalama şansları o kadar iyi oluyor. Çünkü normalde bu çocukların hem büyümelerinde gerilik oluyor hem de gelişmelerinde gerilik oluyor. Yani bu çocukların başını tutması, oturması, yürümesi, konuşması hep normal çocuklara göre daha geç. Kas gevşekliğinden kaynaklanıyor bunların büyük bir kısmı da. Biz kas gücünü yerine gelmesini sağlayarak fizik tedaviyle bunları mümkün olduğunca daha erken sürece çekmeye çalışıyoruz. Onun dışında tabii Down sendromunun 6. ay gibi özel eğitime başlamaları gerekiyor. Bilişsel tedavi çok önemli. Şunu da söyleyeyim. Down sendromunda ortalama IQ 60-70 gibi. Normal IQ 90 ile 120 arası. Onu da belirteyim. 60-70 gibi böyle hafif, orta derece bir IQ düşüklüğü var. Eğer ki özel eğitim zamanında başlanırsa bu çocuklar öğretilebilir, eğitilebilir çocuklar oluyorlar. Ve yaşamlarını kendileri idame ettirebilecek, bir iş sahibi olabilecek kapasiteye ulaşıyorlar, öğrenebiliyorlar. Ama özel eğitim gecikirse çocukların IQ'ları 50'nin altına düşüyor. O zaman öğrenebilir kapasiteyi geçmiş oluyorlar. Yani öğrenmeleri çok zor oluyor. Mutlaka ki mümkün olan en erken zamanda bir genetik uzmanına başvurmaları gerekiyor. Ve şunu sormak istiyorum hocam, Ömer Bey izniniz olursa. Şimdi bu Down sendromlu çocuklarımızın spora yatkınlığı biraz daha sanırım fazla hocam. Yani bizim ilimizde de çok ciddi sporda başarılı, uluslararası düzeyde başarılı sporcu spor yapan bir kızımız var. Peki annelere babalara önerileriniz neler olur hocam? Yani bunu kabullendikten sonra, Down sendromlu çocuğu kabullendikten sonra anne babalar nelere dikkat etmeli veya çocuklara nasıl davranmalı? Anne babanın ilgisi alakası çocuğun gelişimi yönünden çok
önemli. Çok anne baba desteği ne kadar fazla olursa çocuk gelişimini o kadar iyi sürdürebiliyor. Sporla ilgili şunu söylemek istiyorum. Down sendromlu çocuklarda %10-30 oranında servikal omurgamızı oluşturan kemikler arasında bir instabilite dediğimiz stabilizasyon bozukluğu olabiliyor. O yüzden ve bu durum semptom göstermeyebilir. Yani hiçbir bulgusu olmayabilir ama bazen içerideki sinir dokuya bir bası yapıp kemik belli başlı bulgulara neden olabilir. Herhangi bir atlantoanksiyel instabilite diyoruz biz buna. Bunun olma olasılığına karşın biz bu çocukların böyle tehlikeli sporlardan yüksekten atlama gibi, dalış gibi ya da beden eğitimi derslerinde işte böyle kasıcı minder hareketleri, takla gibi sporlardan kaçınmalarını öneriyoruz. Bu tarz sporlar biraz sakıncalı onlar için. Özellikle yüzmeyi çok tavsiye ediyoruz. Egzersizi tabii ki tavsiye ediyoruz. Çocukların bir obeziteye de yatkınlığı olduğu için mutlaka fizik aktivitelerini arttırmalarını öneriyoruz. Ailelere önerim şu, erken aşamada doktora başvurmalarını tavsiye ediyorum mutlaka. Çocuklarına mümkün olduğunca fizik tedaviye ve özel eğitimin, ben hep böyle anlatıyorum hastalara ama bu hastalığı, bu genetik bozukluğun asıl tedavisi özel eğitim diyorum. Fizik tedavinin ve özel eğitimin mutlaka zamanında başlanıp uygun şekilde devam ettirilmesi gerekiyor. Ve Down sendromunda eşlik edebilecek belli başlı bazı hastalıklar olabiliyor. Normal popülasyona gibi kalp hastalıkları gibi, tiroid hastalıkları gibi, ne bileyim işitmeyle ilgili sorunlar, görmeyle ilgili sorunlar olabiliyor. Bunlar açısından da mutlaka takip edilmesi gerekiyor. Ve multidisipliner yaklaşıyoruz zaten. Eğer kalbiyle ilgili bir sıkıntısı varsa çocuk kardiyoloji uzmanı da izliyor bu hastayı. Ne bileyim bir kırma kusuru, bir miyopu, bir hipermetropisi varsa gözlük kullanıyor gibi. Bu şekilde takiplerine devam etmelerini öneriyoruz. Amacımız bu çocukların kendi yaşamlarını anne baba desteği olmadan idame ettirecek düzeye gelmeleri. Kendileri bir işte çalışıp hayatlarını idame ettirebilmeleri. Bunu başarabilen çocuklar da var. Uygun destekle. Teşekkür ediyorum hocam. Ömer Bey buyurun. Şimdi hocam her ne kadar işte hem fiziki hem de zeka geriliği diğer çocuklara göre biraz farklılık gösterse de aslında bazen bu çok ender de olsa çok fazla ileri zekalı ya da işte kimisi sanata, kimisi bilime, kimisi spora farklı alanlarda işte müzik de olur, resim olur böyle çok deha olacak derecede yatkın olduklarını da tanık oluyor. Evet. Dünyada benzeri örnekleri de var. Evet. Bu konu tespit edilebilir, yönlendirilebilir bir şey mi yoksa kişiye özel, onun özelliklerine göre bir şey midir? Bu kişiye özel olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ailelerin yönelimleri doğrultusunda, örneğin mesela piyano çalabiliyorsa bir çocuk, hani bir piyano dersi aldırmak isteyen bir aile bunu fark edebilir. Yani ancak deneyince bunları hani gözlemleyebilirler. Bizim ekstra doktor olarak bunlar için hani yaptığımız özel bir şey yok. Sadece sanatsal aktivitelere katılmalarını önerebiliyoruz. Biz de bu bilgileri veriyoruz ailelere. Peki böyle bir merkez oluşturulması lazım mıdır? Yani bence yani kendi şahsi görüşüm bence böyle çocuklar için bir özel yeteneklerini geliştirebilecekleri ya da keşfedebilecekleri bir merkez, bir bölüm oluşturulabilir diye düşünüyorum. Yani oluşturulursa tabii ki çok güzel olur. Hani farklı yetenekteki Down sendromlu çocukları görmek, diğerlerinin de motivasyonunu yükseltip onların içindeki yetenekleri de gün yüzüne çıkarmalarına sebep olabilir. Birbirleriyle dayanışmaları artar. Ben de yani eğer böyle bir şey olursa çok güzel olacağını düşünüyorum açıkçası. Peki sevgili hocam şunu sormak istiyorum. Toplumda bu tür çocuklarımızın sıklıkla karşılaştığı sorunlar ne olabilir? Nelerdir veya? Yani size ne şikayetle geliyorlar? Aslında çok şikayetle gelmiyorlar diye söyleyeyim ben size. Şöyle yani bu çocuklar genelde böyle neşeli, mutlu,
kişilikleri olan çocuklar, böyle psikiyatrik bozukluklar %17 kadarında görülebiliyor. Dikkat eksikliği, hiperaktivite, otizm spektrum bozuklukları gibi. Genelde biz bu çocuklarla ilgili şikayet almıyoruz. Çünkü yani çok yaşıtlarıyla da açıkçası hani kaynaşabiliyorlar mı? Orası da bir soru işareti. Aile işte normal özel eğitimlerine devam ediyor. Aile içindeki eğitimine devam ediyor. Hani çok şikayet almıyoruz ama şöyle sorunları olabilir. Zaten belli medikal problemleri var. Bazılarında mesela çok ağır konjenital kalp hastalığı, kalpte yapısal defektleri olabiliyor doğumdan. Onunla ilgili birden fazla kez ameliyat geçirmesi gerekebiliyor. Uzunca bir süreyi hastanede geçirmiş oluyor. Gelişimi geri olan bir çocuk iyice gelişimde geri kalabiliyor. Çünkü hani alması gereken eğitimleri alamamış oluyor hastanede geçirdiğinden dolayı. Onun dışında bu çocukların hani gelişme geriliği beklediğimiz için normal işte atıyorum 2 yaşında bir çocuk çok rahat parkta koşup oynarken bu çocuk daha yeni ya yürümeye başlıyor oluyor. Öyle söyleyeyim. Konuşmaya ve yürümeye 2 yaş civarında başlıyorlar. Çok yaşıtlarıyla hani ilişki kuramayabilirler ama onun dışında ailelerden böyle bize çok şey gelmiyor. En fazla takip ettiğimiz hasta grubu diyebilirim. Hani çok şikayet almıyoruz açıkçası. Teşekkür ediyorum şimdi, hocam. Bu konuya şöyle bir tespitle gireyim. Uşak'ta Uşak'ın tanınmış ailelerinden bir tanesi. İşte orada özel hastaneleri olan bir ailenin çocuğu da Down sendromluydu. İşte annesiyle ben röportaj yapmıştım. O süreci nasıl atlattılar, neler yaşadıklarını. Gerçekten çok üzülmüştüm kadıncağıza. Her türlü imkanları olmasına rağmen biz dedi ilk zamanı çok iyi değerlendirdik. Fakat birçok kişi işte normal eğitime okula verin dediler. Sizin hocamın bahsettiği gibi özel bir eğitim değil de normal bir okula gönderiyorlar çocuğu ve oradaki çocuklar, kendi yaşıtı grubundaki çocuklar o kızın kendilerinden farklı olduğunu ettikten sonra dalga geçmeye, işte bir takım kızdıkları birine işte şunun saçını çek, işte şuna git vur falan gibi şeylerle yönlendiriyorlar ve çocuk ondan sonra onu normal kabul edip gidip herkesin saçını çekmeye başlıyor. Bu hocamın dediği gibi gerçekten normal bir eğitim değil, özel eğitime yönlendirilmesi gerekiyor. Yoksa diğer çocuklar maalesef o farkın yani belki de farkında olmadan ona zarar verebiliyorlar. Mesela işte Afyon'da da Afyonkarahisar'da da bir Down sendromlu kafe var. Üstelik Afyon'un en işlek caddesinde, Dublupınar Caddesi'nde ve Kafeler Caddesi'nde. İşte Fatma Mert hanımefendi güzel bir mekan açtı, yaptı. Orada hem eğitim veriliyor çocuklara, ailelere, hem de çocukların garsonluk yaptığı, servis yaptığı güzel bir kafeye dönüştürüldü. Yani hakikaten doğru yönlendirilirse çok başarılı ve faydalı olabileceklerini gösterdiler. Bir ekleme yapmak istiyorum. Yanlış anlaşılmak istemem. Tabii toplumdan dışlanma olabilir. Gerçekten güzel bir şeye değindiniz. Bunun için hani toplumda farkındalık oluşturması, toplumun eğitilmesi önemli. Ama ben özel eğitim derken şunu kastediyorum. Hani 6 ay civarında özel eğitime başlanmalı. Okul öncesi dönemde okula hazırlanmalı bu çocuklar. Biz evet Down sendromlu çocukların normal okula gitmesini istiyoruz ama kaynaştırma öğrencisi gibi. Hani daha farklı okullara gitmesini istemiyoruz. Ancak bu şekilde bir meslek sahibi olma, ne bileyim bazıları liseyi bitiriyor, bazı üniversite okuyabilen nadir hani bireyler var. Özel eğitim okul öncesi dönemde okula hazırlamalı ama normal okul öneriliyor bu çocuklara. Ömer Bey. Orayı yanlış anlaşılmak istemem. Düzeltmeliyim. Eyvallah. Yani işte orada da maalesef farklı şeyler olabiliyor. İyi kontrol edilip öğretmenlerin özellikle daha dikkatli olması da fayda var o zaman. Evet. Gerekirse diğer velilerle bu konuda bir konuşma yapılabilir. Hani uyarıcı bir konuşma yapılabilir. Haklısınız. Bu konularda bence de çok çalışmaya ihtiyaç var daha. Hocam teşekkür ediyorum.
5-6 ay önce bir haberlere bile konu olmuştu. Çocuğumuzu, bizim çocuklarımızın içerisinde böyle bir öğrenci istemiyoruz diye bir maalesef bazı veli grubunun böyle saçma sapan bir yaklaşımı da olmuştu. Peki hocam, şu anda ulusal bir televizyon kanalında işte biz yaklaşık 2 sezondur bir dizi oynuyor. Down sendromlu bir doktorun hayatını anlattığı bir dizi. Bu hem farkındalık anlamında soruyorum. Bu dizi siz gibi uzmanları veya aileleri nasıl bakıyorsunuz? Faydalı mı değil mi? Yani onu anlamak istiyorum. Yani Down sendrom, yani tahmin ettiğim dizi ise o Down sendromlu değil, otizmi olan bir doktor. Ha, pardon, doğru. Down sendromu değil. İyi, anladım, pardon. Hocam görüyoruz mesela, Ömer Bey biraz önce bahsetmişti, işte Afyonkarahisar'da bir işlek bir caddede bu Down sendromlu çocuklarımızın olduğu bir kafeden bahsetmişti. Evet, çeşitli yerlerde var bu şekilde. Yani o çocukların ne kadar tatlı, ne kadar böyle sevimli, güler yüzlü olduklarına bizzat şahit oldum. Yani toplumun bu çocuklarımızı böyle bağrına basması gerekirken, yani böyle hani nahoş şeylerde gazetelerde, televizyonlarda duyuyoruz, okuyoruz falan. Yani bana sorarsanız, yani bu toplumda bu çocuklarımızın diğer evlatlarımızdan çok bir farkı yok. Sadece birazcık böyle bir şeyleri bir adım geriden takip ettiklerini düşünüyorum. Bilmiyorum, ne dersiniz hocam? Yani ben gerçekten çok seviyorum o çocukları. Evet, ben de size katılıyorum. Gerçekten Down sendromu çocuklar grubu da biz çocuk genetik uzmanları için, çocuk genetik doktorlar için çok özel bir hasta grubu. Bizim de çok severek polikliniğimize geldiğinde çok mutlu olduğumuz hasta grupları. Şöyle, yani dediğiniz gibi bu çocuklar genelde böyle neşeli, mutlu, sakin çocuklar oluyorlar. Agresif çocuklar olmazlar. Eğer öyle anksiyetesi olan bir çocuksa altında mutlaka bir patoloji vardır. Araştırmak gerekiyor. Toplumun Down sendromlu çocuklara bakış açısını değiştirmek için daha çok şeyler yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani buradan bu sonuç çıkıyor. Hem medya olarak hem gerekirse biz doktorlar olarak işbirliği yaparak. Yani her yıl... Hocam özür diliyorum, her yıl bir hafta kutlanıp sonradan rutin normal hayata döndürülmemesi gerektiğini, sürekli gündemde bu çocuklarımızın gündemde olmaları gerektiğini düşünüyorum. Bilmiyorum, neler söylersiniz? Evet, ben de aynı şekilde, yani bir haftada hatırlanmayıp normalde bu işbirliğinin işte doktorlar, aile, fizyoterapist, işte özel eğitim merkezi, kim bu çocukla ilgileniyorsa işbirliğinin sürekli olmasını, toplumda Down sendromu ile ilgili farkındalığın sadece bir haftaya hapsedilmeyip diğer zaman dilimlerinde de vurgulanması gerektiğini düşünüyorum ben de. Hocam çok teşekkür ediyorum. Artık yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşıyoruz. Ömer Bey, sizinle kapatalım. Buyurun. Ya tabii başladı hocam söyledi, özellikle spor, yüzme konusu çok önemli bu hastalıkta. Mesela şu anda olimpiyatlara hazırlanan bir Down sendromlu çocuk var. Münevver var değil mi Ömer Bey? Hayır, sanırım yanlış hatırlamıyorsam Münevver'eydi ismi. Münevver Halter'de, bu yüzmede olimpiyatlara hazırlanan bir çocuk var. Nerede olduğunu bilmiyorum ama birkaç gün önce televizyonlarda da haber olmuştu ve olimpiyatlara hazırlanan bir yüzücü. Bu konuda tabii ki bu tarz medyada yer aldıkça bu tarz şeyler ve özellikle son yıllarda işte eskiden Down sendromlu ya da farklı benzer hastalıkları olan aileler çocuklarını hiç evden dışarı çıkartmıyordu. Artık şu anda çok rahat bir şekilde hayatımızın birçok yerinde, işte çarşıda, pazarda, her yerde görebiliyoruz, sporda, İşte etkinlikte, Down kafe gibi farklı şeylerde. Bu tarz insanlar, bu farkındalığı yaratacak insanlar arttıkça çocukların daha fazla, daha rahat ortaya çıkacağını ve topluma karışacağını inanıyorum. Bu konuda da tabii hepimizin üzerine düşen görevler var. Dediğiniz gibi sadece yılda bir kere değil, her gün, her zaman hatırlamamız lazım. Peki hocam, ne yapmamız lazım? Bu
yaşantıyı birlikte sürdürebilmemiz için diğer bireylerin onlara nasıl bakması lazım, nasıl davranması lazım? Asıl sorun bence çocuklarda değil, Down sendromlu çocuklarda değil, olmayanlar daha problem yaratıyor gibi. Bir kere Down sendromlu bireylerin de bizim gibi sosyal hayatın bir parçası olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Az önce sizin de söylediğiniz gibi onlar bir miktar geriden geliyorlar ama çok da bir eksiklikleri yok aslında. Hani bir takım desteklerle normale yaklaşabiliyorlar. Hatta normale yakaladıkları durumlar da olabiliyor. Onlar sonuçta bizim hayatımızın bir parçası. Onları da bir birey olarak görüp, onların da belli hakları olduğunu, belli özgürlükleri olduğunu kabul edip, sevgi ve saygı çerçevesinde birlikte yaşamayı, onlara destek olmayı, ki biz destek olursak daha çok geçeceklerine inanıyorum, öğrenmemiz, bunları göstermemiz gerekiyor. Onları daha çok sosyal hayata katacak projeler geliştirilebilir. Ne kadar çok sosyal hayatın içerisinde olurlarsa hem insanların onları kabullenmesi daha kolay olur, hem de onların kendilerine özgüvenleri artar. Bu şekilde daha bir orta yol bulunabilir gibi düşünüyorum. Çünkü sonuçta onlar da bizimle aynı haklara sahip, aynı özgürlük, aynı şartlarda yaşamamız. Çünkü bütün hayattaki kurallar hepimiz için geçerli. Onlara, bizlere ayrı bir şeyimiz yok. Bizim onlardan ayrı bir özelliğimiz yok açıkçası. Kesinlikle hocam. Ömer Bey doğru söylüyorsunuz. Katılıyorum ben de sizin bu söylemlerinize. Hocam, sevgili hocam, bir 3 dakikamız var. Bu 3 dakikayı değerlendirmek gerekirse bu kardeşlerimize neler anlatırsınız, neler söylersiniz? Down sendromlu bireylere, ailelerine mi? Ailelere, bireylere, topluma hocam neler söylersiniz? Down sendromu farkındalık haftasındayız. Down sendromunun gerçekten Down sendromlu bireylerin bizden çok farklı bireyler olmadığını, onların da az önce söylediğimiz gibi çeşitli haklara sahip olduğunu kabullenmemiz gerekiyor. Ailelere önerim mümkün olduğunca erken aşamada doktora başvurmaları ve takip edilmesi gereken özelliklerin doktorlar tarafından takibinin sağlanması, kendilerinin de çocuklarını özel eğitimdir, fizyoterapidir bu gibi destek programlarına mümkün olduğunca uyumlu bir şekilde götürmesi çocukların gelişimi açısından çok iyi olacaktır. Ne kadar erken tanı, ne kadar erken uygulamalar başlanırsa, yapılması gerekenler erken başlanırsa o kadar iyi sonuç alıyoruz. Toplumdaki bireylere de yani onların sadece bizden bir 21. kromozomu fazla. Bunu seçmek onların elinde olan bir durum değildi sonuçta. Mutlaka onları kabullenmemiz ve içimize almamız gerekiyor. Yani hep birlikte onların gelişmesi için mutlu bir şekilde işbirliği içinde çalışmamız gerekiyor. Bir şeyden bahsetmek istiyorum. Down sendromunda orta derecede zeka geriliği oluyor dedik. Bu çocuklarda aynı zamanda doğduklarında konjenital hipotiroidi dediğimiz tiroid hormon eksikliği olabiliyor ve sık görülüyor bu. Görülme sıklığı yüksek. Konjenital hipotiroidi de önlenebilir zeka geriliğinin en sık sebebi. Yani mutlaka tedavisi olan bir durum. Şimdi zeka normalde bir miktar geri zaten. Bu durum eklenirse ve tedavi edilmezse IQ daha da geriliyor. Bu çok önemli bir durum. Mesela hani ailelere takiplerine mutlaka düzenli gitmeleri derken bunu kastediyorum. Doktorlar zaten takip edecekleri şeyleri biliyorlar. Ama öyle hastalar var ki benim mesela geçenlerde geldi. 9 yaşında Down sendromlu bir birey daha hiç gitmemiş. Bana geliyor, 9 yaşındaki çocuk konuşamıyor. Yani hiç konuşması yok çocuğun, anlaşılabilir bir konuşması yok. Mutlaka zamanında doktora başvursunlar. Zaten hekimler gerekli mercilere yönlendirip takip edilmesi gereken şeyleri, bakılması gereken şeyleri yapıyorlar. Ondan sonrası da ailelere ve topluma kalıyor. Sevgili hocam çok teşekkür ederim. Programımıza renk kattınız, katlarda bulundunuz. Eksik olmayın diyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sizlere teşekkür ediyorum.
Önümüzdeki hafta çarşamba gün Kocatepe'den Bakış Attık programımızda farklı konu ve konuklarda birlikte olmak dileğiyle diyorum. Esen kalın, sağlıkla kalın.